Merhaba, Tuğçe Akademi Uluslararası Hukuk Ostaş Programı kapsamında emekli Büyükelçi Sayın Derya Batı Bey ile röportaj yapacağız. İlk olarak kendilerini tanıtmak isterim. Derya Bey 1995-98 yıllarında Zagreb, 98-2000 yıllarında Pekin Büyükelçiliği, 2000-2004 yıllarında Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü ve 2004-2011 yıllarında Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği görevlerinde bulunmuşlardır. Merhaba Derya Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Hazırsanız başlayalım. Buyurun, dinliyorum sizi. Bilindiği üzere insan hakları insanın insan olma özelliğiyle sahip bulunduğu temel haklar olduğundan bu haklar genelde dokunulmazlık ayrıcalığına sahiptirler. İnsan haklarının pratikte etkili olabilmesi de büyük ölçüde onların hukuki haklara dönüşmesine bağlıdır. İlk olarak Derya Bey, insan haklarının korunmasında ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşların rolleri ve etkinliği nelerdir? Evet. Açıklayabilir misiniz? İnsan haklarının korunmasında önce ulusal düzeyden başlayalım. Tabii en başta ulusal hakların korunmasında, insan haklarının korunmasında korunmasını anayasa ve anayasada yer alan hükümler belirler. Yasalar ise bu hakların nasıl kullanılacağını, sınırlarını ve hangi gerekçe ve yöntemlerle bu sınırlandırmanın yapılacağını belirler. Şimdi anayasada belirlenen, yasalarda düzenlenen insan haklarının uygulamasındaki denetimi ise yargı yapar biliyorsunuz. Yargı bağımsızlığı bu denetimin etkinliği için vazgeçilmez bir şarttır. Yargı bağımsızlığı yani hukuk devletinden söz ediyoruz yargı bağımsızlığı derken. Yasaların herkese eşit uygulanması demektir. Özetle, en özetle şey. Bu bağlamda özgür bir basının da mevcudiyeti insan haklarının korunmasında rol oynar. Nasıl rol oynar? İnsan hakları ihlallerini kamuoyuna yansıtarak ilgili kamu kuruluşlarının harekete geçmesini, bu idari makamlar olabilir, yargı olabilir. Bu şekilde bir rol oynar. Dolayısıyla bağımsız yargı ve özgür basın demokratik toplumlarda vardır sadece, değil mi? Onun için insan haklarının en etkili korunduğu toplumlar demokrasilerdir diyoruz özetle. Şimdi uluslararası düzeye geçersek, zaman sınırlaması dolayısıyla özet konuşuyorum. İnsan haklarının uluslararası korunması İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda boyunca insanlık tarihinde görülmemiş düzey ve ağırlıkta ve vahşette hatta insan hakları ihlallerinin tekrar yaşanmasını önlemek düşüncesinden kaynaklanmıştır. Ve bu yönde atılan ilk adım 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi. Bu beyanname işte yaşama, özgürlük, kişi güvenliği, adil yargılanma, düşünce, vicdan, toplanma ve örgütlenme haklarının yanı sıra sosyal güvenlik, çalışma, eğitim gibi sosyal hakları da içerir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiş bir belgedir. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararlarının bağlayıcılığı olmadığı için bu beyannamede bağlayıcı değildir. Ve bir anlamda Birleşmiş Milletler üyelerine yol gösterici, yönlendirici bir belgeden ibarettir. Ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası, küresel düzeyde kabul edilmiş ilk insan hakları bildirgesi, beyannamesi olduğu için moral değeri olan bir belgedir. Fakat tabii en çarpıcı özelliği denetim mi zayıf bir belgedir Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler çerçevesinde daha sonra kabul edilen iki insan hakkı belgesi daha var. Bunları da ikiz sözleşmeler deniyor.
1966 yılında kabul edilmiştir bunlar. Biri Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, öbürü de Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi. Bu sözleşmelerin bir parçası olarak iki ayrı komite oluşturulmuştur ve sözleşmelere taraf üye devletler bu komitelere 5 yılda bir sözleşme hükümlerini nasıl uyguladıklarını anlatan raporlar sunarlar. Bu raporlar işte uzmanların da desteğiyle incelenir ve üye ülkelere uygulamayla ilgili tavsiyelerde bulunulur. Özetle yani bu küresel düzeydeki insan hakları koruma sistemleri denetim etkinliği sınırlı olan mekanizmalardır. Ama bu da şaşırtıcı değildir. Niye? Çünkü 190'dan fazla üyesi olan Birleşmiş Milletler'de yer alan devletlerin insan hakları koruması büyük farklılıklar göstermektedir. Bazılarında bildiğiniz gibi ağır insan hakları ihlalleri yer almaktadır. İnsan hakları kavramı, anlayışı çok farklıdır. Dolayısıyla böyle etkin bir denetim maalesef bugün dünyada küresel düzeyde yoktur ve olmasını da bugünkü koşullarda beklememek gerekir. İnsan haklarının, şimdi bölgesel düzeye geçiyorum. Bölgesel düzeyde en etkin korunması kuşkusuz Avrupa'dadır. Bu da şaşırtıcı değil. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndaki en ağır insan hakları ihlalleri Avrupa'da yaşanmıştır. Dolayısıyla savaş sonrasında insan haklarının korunması ülkelerin iç işi olmadığı, zira bu hakların ihlallerinin bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiği anlayışı egemen olmuştur Avrupa ülkelerinde. Ve bu anlayış ile 1949 yılında Avrupa Konseyi oluşturulmuştur. Strasbourg kentinde. Strasbourg'un seçilmesi de bir sembolik anlamı vardır. Strasbourg, Fransa ile Almanya arasındaki sınır kentidir. Ve iki ülke arasındaki yoğun savaş sonrası kurulmuş olan bu örgütün tam böyle iki ülkenin sınırında oluşmasının sembolik önemi açıktır. 1953'te Avrupa Konseyi çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturuldu. Bu söz böylece ilk uluslararası insan haklarının korunması denetim altına alındı ve bir denetim mekanizması oluşturuldu. Bu denetim mekanizmasının da adı, çok adı geçmekte olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Ve 70 yıl içinde kurulduğundan bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni gerek uygularken, gerek verdiği kararlarla oluşturduğu içtihat ile insan hakları alanında bugün dünyada var olan en ileri standartları oluşturmuş durumda. Ve nitekim uzmanlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni en etkili uluslararası insan hakları koruma mekanizması olduğunda birleşmektedirler. 47 ülke Avrupa Konseyi üyesi buna taraf idi. Fakat Rusya'nın biliyorsunuz çıkarılması sonucu, Ukrayna'yı istilası sonucu, bugün fiilen 46 Avrupa ülkesi taraftır. Bu zaman içinde dedim 70 yıla yaklaşan süre içinde insan hakları standartları içtihatlar da geliştirildiği için 15 kadar da ek protokol yaratılmıştır. Böylece insan haklarındaki yeni standartlar
uluslararası bağlayıcı belgelere dönüştürülmüştür. Yani yargı içtihadından bir de uluslararası sözleşmeye dönüştürülmüştür. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye devletler başvurabildiği gibi bireyler de başvurabilir. Bu bireyler bugün 46 olan ülkenin vatandaşları olduğu gibi, olabileceği gibi bu 46 Avrupa Konseyi üyesi ülkede yaşayan herhangi diğer ülkelerin vatandaşları da olabilir. Bugün o kadar popüler olmuştur ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular. Mahkeme önünde 120 bini aşkın başvuru vardır, karar bekleyen. İlgili devletler, Avrupa Konseyi'nin yani bütün ülke üyeleri, AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kararlarını uygulamakla yükümlüdürler. İsterseniz burada noktalayayım ben bunu. Çünkü çok daha uzun konuşulabilir ama diğer sorularınıza biraz zaman bırakayım istedim. Tamamdır, teşekkürler. İkinci sorumu soruyorum o zaman. Türkiye'nin insan haklarını koruması için geliştirdiği mekanizmalar nelerdir? Evet, Türkiye'nin insan haklarını geliştirme için ilk attığı önemli adım bence 1949 yılında Avrupa Konseyi, kim konuştuk ne olduğunu, Avrupa Konseyi kurulduktan 3 ay kadar sonra Avrupa Konseyi'ne üye olması. Böylece demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanında Avrupa standartlarını kabul ederek bunlara bu sistemin bir parçası olmayı benimsemesi anlamına gelir. 1953'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulunca tabii ona da taraf olmuştur. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 1987 yılında Türkiye bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Belki bir parantez açayım. Bu başvuru hakkını tanırken bu başvuruyu Türkiye'nin uluslararası sınırları içindeki eylem ve davranışlarla ilgili olarak tanıdığını, o sınırlamayla tanıdığını beyan etmiştir. Bunun da tabii nedenini anlamak zor değil. Kıbrıs'taki Türkiye'nin askeri mevcudiyeti dolayısıyla o şeyi dışlamak için böyle bir çekince koymuştur. Ondan sonra 1990 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini kabul etti Türkiye. Bu da insan haklarının korunması açısından çok önemli bir adım tabii. Ondan sonra geliyoruz 2000'li yılların başına. 2002 ila 2005 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi bir dizi uyum paketleri kabul etti. Bu uyum paketleri tabii çok kapsamlı paketlerdir. İşte ölüm cezasının kaldırılması falan gibi böyle çok kapsamlı konular var içinde. Fakat önemli olan Türkiye'nin hukuki yapısını, düzenini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan düzenlemelerdir bunlar. Ve bu çerçevede Mayıs 2004 yılında da bir anayasa değişikliği yapıldı. O da 90. madde, bence çok önemli aslında bu insan haklarının korunması açısından. Diyor ki yeni anayasanın 90. maddesi, insan hakları alanındaki uluslararası anlaşmalar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamaz.
ve devam ediyor. Bu anlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası anlaşma hükümleri esas alınır. Yani ne diyor anayasa? Türkiye'nin hukuk düzeninde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Avrupa İçtihadı'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerinin önceliği vardır. Neye göre? Milli yasalara göre, ulusal yasalara göre. Yani bu tabii çok önemli bir aşama ve bu demin sözünü ettiğim Avrupa İçtihadı ve İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyum sağlamada çok önemli ve cesur bir adım oldu. Ve yani en sonda şeyi söylemek isterim. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını da tanıdı. Bu ne zaman? 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle. 23 Eylül 2012'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam hak ihlali iddiasıyla anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diyor. Bakın, sözleşmesinde yer alan hak ve özgürlükler için o hakların ihlal edildiği iddiasıyla herkes Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir diyor. Bu da tabii çok önemli bir adım olarak görülüyor. Burada duruyorum. Pekala, teşekkürler. Üçüncü sorumu soruyorum o halde. Türkiye'nin insan hakları ve demokratikleşme sürecinde stratejik hedefleri nelerdir? Şimdi hemen biraz önce sözünü ettiğim bu adımlarla hangi dönemde alındığına bakarsak bu stratejik hedefler kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Örneğin Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılma, değil mi? İlk adım buydu. Bu ne zaman oldu? Türkiye ağır bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu, yani Sovyetler Birliği'nden o zamanki karşı karşıya olduğu bir güvenlik tehdidiyle Batı İttifakı içinde yer alma çabası içindeydi. Nitekim 1952 yılında Batı İttifakı olan NATO'ya da katıldı, biliyorsunuz. Bu Batı ile ittifak çabalarının bir parçası olarak bunları görmek lazım. Yani bunu şöyle yapalım. Batı'nın güvenlik ittifakı NATO, insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi değerlerini oluşturan kurumu Avrupa Konseyi. Bu ikisine beraber üye oldu ve beraber ilerledi. 1987 ve 90'lı yıllarda bu yani bireysel başvuru hakkını tanıma ve zorunlu yargıyı tanıma falan. Bu ne zaman oldu? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelikle ilgilendiğini ve bu yönde ilerlemek istediğini belirttiği bir dönemde oldu. Ondan sonra 2002-2005 yıllarındaki bu uyum paketleri ve 2004'teki anayasa değişikliği Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden adaylık başvurusunu resmen almasından sonra bu adaylık sürecinde ilerlemek için yaptığı değişikliklerden kaynaklanıyordu. Yapması gereken değişikliklerden kaynaklanıyordu. Niye? Çünkü Avrupa Birliği'nin üyelik kriterleri, ki ona bazen Kopenhag kriterleri de deniyor, biliyorsunuz, insan hakları alanında. Aslında Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hüküm ve standartlarından oluşuyor. Çünkü bütün Avrupa Birliği üyeleri
Avrupa Konseyi'nin üyeleri ve hatta ilk kurucu üyelerinin tamamı bugün Avrupa Birliği üyeleri. Dolayısıyla farklı değer, farklı hüküm ve standartlardan söz etmiyoruz. Demin dediğim gibi Batı'nın hukuk, demokrasi ve insan hakları alanındaki değerlerini İhtisas uzmanlık örgütü Avrupa Konseyi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne üyelik içinde Avrupa Konseyi'nin standartlarını benimsemek gerekiyor. İşte Türkiye de bunu yapıyordu o süreçte. Özellikle yani özetle pardon şunu söyleyeyim. İnsan hakları konusunda Türkiye'nin sorunuzun çok özet cevabı da vereyim. Türkiye'nin stratejik hedefi Batı ile, Batı demokrasileriyle bütünleşme sürecini ilerletmek olmuştur. Böyle özetleyebiliriz sanıyorum. Teşekkür ederim Derya Bey. Son soruma geçiyorum o zaman. Türkiye'nin kadına yönelik şiddete karşı insan hakları temelli İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu süreci antlaşmalar hukuku bağlamında değerlendirir misiniz? Ve sizce Türkiye'nin bundan sonraki süreçte kadın haklarını korumak ve geliştirmek için atması gerektiği adımları nelerdir? Şimdi bu sözleşmenin hazırlanmasında bir rastlantı sonucu ben çok aktif rol aldım. Onun için biraz oradan başlayayım. Uygun görürseniz. Türkiye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını Kasım 2010 ila Mayıs 2011 arasındaki 6 aylık bir süre için devraldı. Bu dönem başkanlığı alfabetik sıraya göre tüm üye ülkeler arasında değişen bir başka şeydir, bir süreçtir. Ve üye ülkeler dönem başkanlığını üstlendikleri zaman sadece toplantılara başkanlık etmekle kalmazlar. Bir de o 6 aylık başkanlık dönemlerinde gerçekleştirmek istedikleri hedefleri, amaçları ortaya koyarlar ve o 6 ay boyunca onları gerçekleştirmek için, hayata geçirmek için yoğun çaba harcarlar. Ve bir başkanlık döneminin başarısı da o çabanın, o gayretin ne kadar sonuç verdiği, etkili olduğu ile ölçülür. Şimdi Türkiye böyle başkanlığı üstlendiği zaman, ben de o zaman Avrupa Konseyi'ndeki Türkiye Büyükelçisi'ydim daimi temsilci olarak. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bir Avrupa Sözleşmesi hazırlamak hedefini koydu öncelikleri arasına. Çünkü bu tabii kadına karşı şiddet bugün olduğu gibi o zaman da bir ciddi Türkiye sorunuydu. Ama sadece Türkiye sorunu değil, bütün Avrupa ülkelerinde var olan bir sorundu. Hatta bir evrensel sorun da diyebiliriz ama biz bir Avrupa örgütünden söz ettiğimiz için Avrupa sorunu diyorum. Tabii bu Avrupa ülkelerindeki bu sorunun nedenleri, sosyoekonomik nedenleri farklıydı birbirinden. Ama sonuç olarak bir Avrupa sorunundan söz ediyorum. Ve hemen baktığınız zaman bu kadar önemli bir soruna Avrupa ülkelerinin hukuk sistemleri ve yasal standartları bu konuda çok farklılık gösteriyordu. Dolayısıyla aslında bir ortada hukuki boşluk vardı. Hele uluslararası alanda böyle bir konu hiç yoktu. Türkiye gibi bir ülkenin böyle bir konuya öncülük etmesi, kendi ülkesinde var olan fakat bütün Avrupa'da da yaygın olan bir sorunda bir Avrupa genelinde
hukuki standartlar getiren bir sözleşme hazırlaması çok önemli bir girişim olacaktı. Ve bunu başarabilirsek de Türkiye adına da önemli bir başarıya imza atmış olacaktık. Şimdi bir başka çok dikkat çeken şey başlangıç noktasında kadına karşı şiddet bir insan haklarının ihlali olarak tanımlanmıyordu birçok ülkede. Yani böyle hep bireysel bir suç, bireysel bir yanlış davranış falan gibi böyle algı vardı. Ama bir insan hakkı olarak ihlal edildiği birçok hukuk sisteminde yer almıyordu. Bir üçüncü unsur da çok dikkat çeken, bütün Avrupa ülkelerinde kadına karşı şiddet bir ihlal, insan hakkı ihlali olmasına rağmen çok azı, çok sınırlı bir oranı güvenlik güçlerine ve yargıya intikal ediyordu. Yani bir insan hakkı ihlali oluyor fakat büyük ölçüde yargıya intikal etmediği, yansıtılmadığı için yaptırımsız kalıyordu. Bunun çok değişik nedenleri var. Mesela en başta akla gelenler, çünkü bu kadına karşı şiddetin çok önemli bir oranı aile içinde cereyan eden şiddettir. Bunun polise, işte yargıya intikal etmemesinin çok çeşitli sebepleri olabilir. Bu aile içi mahremiyet gibi bir kavram. Hani aile içinde olan aile içinde kalır anlayışı. Kişisel mahcubiyet. Ondan sonra ekonomik bağımlılık yüzünden şiddeti kabullenme falan gibi çok çeşitli nedenlerle. Bu böyle yaptırımsız kalan, cezasız kalan bir insan hakkı ihlaliydi. Dolayısıyla bu konuya biz var gücümüzle giriştik başkanlık olarak ve 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da dönem başkanlığımız sona ererken düzenlediğimiz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında bu sözleşmeyi imzaya açtık. Ve ilk imzalayan Türkiye oldu, o zamanki Dışişleri Bakanı tarafından. Ondan sonra da tabii bu bir sözleşme, bağlayıcılığı olan bir sözleşme olduğu için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onayı gerekiyordu. Yasal gücü değeri olması için. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da oy birliğiyle onaylandı. Yani bütün siyasal partilerin hepsinin desteğiyle onaylandı ve Türkiye ilk onaylayan ülke oldu. Yani sözleşmeyi hazırlayan, imzaya açtıran, ilk imzalayan ve ilk onaylayan ülke Türkiye oldu. Şimdi bu üç temel hedef koyuyor sözleşme, onu kısaca söyleyeyim. Birincisi 3P deniyor İngilizce bunlara. Önleme, yani prevention İngilizce, yani kadına karşı şiddetin önlenmesi ve bu konuda sözleşme kadına karşı şiddetin önlenmesinde devlet sorumludur diyor. Devletin sorumluluğundadır bu şiddeti önlemek. Ve bunu önlemek için de devlet çok yönlü önlemler almak zorundadır. Kaynak ayırmalıdır. Sivil toplumla işbirliği yapmalıdır falan. Ondan sonra ikincisi, ikinci P harfi İngilizce baş harfiyle koruma, protection. Yani şiddete uğrayan kadınları korumak görevini gene devlete veriyor sözleşme. Üçüncüsü de, üçüncü P'de yargılama ve cezalandırma, prosecution. Şimdi yani bu bakımla bu getirdiği bu yani insan hakkı ihlali olarak değerlendirmesi ve önlemenin sorumluluğunun devlette olduğunu
etmesi ve bunun için devletin neler yapması gerektiğini açıkça belirtmesi den yanı sıra bir de temel yaklaşımı var bu kadına karşı şiddet konusuna. O da bunu önlemenin uzun dönemdeki bu insan hakkı ihlalini önlemenin uzun dönemdeki temeli kadın erkek eşitliğinin sağlanmasıdır diyor. Nerede? Eğitimde, siyasette, çalışma hayatında ve aile içi ilişkilerde. Böyle bir sözleşme yaptı Türkiye ve işte dediğim gibi bu gerçekten benim yani kendi rol aldığım için söylemiyorum ama Türkiye'nin uluslararası alandaki çok önemli bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Ve de yani Türkiye böyle uluslararası alanda hep işte askeri gücü, büyük nüfusu, stratejik önemi, ondan sonra işte piyasasının genişliği, emek gücünün çalışkanlığı, verimliliği gibi böyle değişik nedenlerle önemli görülen ve değerlendirilen bir ülkeyken Türkiye bu girişimiyle ilk kez böyle yumuşak gücü denen şeyini yani böyle uluslararası alanda özellikle uluslararası hukuk alanında bir önemli boşluğu doldurmayı başarıyla sonuçlandırmış bir ülke olarak algılandı ve öyle görüldü. Bundan çıkmamız tabii beni şaşırttı ve üzdü bu sözleşmeden çıkmamız. Yani bu gerekçeleri, kullanılan gerekçeleri ben şahsen ikna edici bulmuyorum. Yani işte aile birliğini bozabileceği mesela iddiası var. Buradaki amaç, sözleşmenin amacı aile içi şiddeti önlemek ve onu böyle çeşitli argümanlarla, demin dediğim gibi aile mahremiyeti falan gibi böyle gerekçelerle üstünü örtmek, kapatmak değil, aile içi şiddeti önlemek amacını gidiyor. Yani içinde şiddet olan bir aile ne ölçüde yani mutlu ve bir ailedir. Herhalde bunu savunmak güç bence. Ondan sonra bu bence bir burada görülen bir sorun bazı çevrelerce. Bu toplumun birçok hayatında eğitimden işte saydım çalışma hayatına kadar falan kadın erkek eşitliği konusunda duyulan sıkıntı. Bu konuda bazı başka birkaç ülkede de Avrupa içinde hatta böyle geleneksel değerlerle çekincesi olanlar var. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü de değil, bunu da not etmek lazım. Mesela bugün Avrupa Konseyi'nden ayrılmış olan Rusya da bu gerekçeyle Avrupa bu İstanbul Sözleşmesi'ni ne hiçbir zaman katılmadı. Ve artık zaten katılması da söz konusu değil, üye değil zaten. Bir iki tane daha var. Dolayısıyla umarım bu konuda ileride Türkiye bu öncülük ettiği sürece geri dönecektir. Çünkü bakıyoruz toplumumuzda maalesef kadına karşı şiddet bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu sadece işte kadınlara karşı işlenen cinayetlerle gündeme geliyor. Ama bu kadına karşı cinayetler bu şiddetin en ağır belirtileri, tezahürleri. Bir de yani cinayete varmayan şiddet de toplumda çok geniş ölçüde tamamen cinsel temelli şiddetten söz ediyorum.
maalesef sürüyor. Yani bir de şeyi sordunuz bana. Bu tabii demin de dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oy birliğiyle kabul ettiği ve yasalaştırdığı bir sözleşmeydi. Şimdi yeni başkanlık sisteminde Kaan bu Bey, kusura bakmayın bölüyorum. Zaman kısıtlığı sebebiyle şu an Zoom toplantısı 3 dakika kalmış gibi görünüyor. Sözlerinizi toplamanız için isterseniz yeni bir Zoom toplantısı açalım. Ya da şu an 2 Yok, dakika kaldı gibi bitiriyorum. görünüyor. Ben bitiriyorum. Tamam. Özür dilerim. Biraz Tamam. uzattı bu Yok, hiç sorunuzu. önemli değil. Benim için çok keyifli ve güzel bir görüşme oluyor. Dediğim gibi başkanlık sistemi de geçtikten sonra bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Türkiye sözleşmeden çekildi. Buna itirazlar oldu ve işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylayıp yasalaştırdığı bir hukuki belgeyi Cumhurbaşkanı'nın kararıyla, kararnamesiyle iptal etmek falan. Fakat o konuda Danıştay'ın onay verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu artık bu şey çekilme hukuki mi değil mi o tartışma geride kalmış oldu. Bu konuda işte önümüzdeki seçimden sonra bu konuda yeni gelişmeler olmasını ve Türkiye'nin öncülük ettiği bu konuda gene hak ettiği yeri almasını dileyelim diye derim ve bitiririm. Çok teşekkür ederim Derya Bey, bizi kırmayıp katıldığınız için. Çok keyifli ve bilgilendirici bir görüşme oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. O halde şu an kaydı kapatıyorum.